Önce bu ailenin kimliğiyle ilgili bilgileri alalım sizden. Herkes merak ediyordur. Nasıl oldu da böyle bir hastalık, işte hasta evde yatıyor, paldır küldür jetle getiriliyor. Ne yapıyor bu aile orada? Bu Emrullah Gülüşken'in Konya Kulu, bu hatta Tavşançalı diye bir köyü var Kulu'nun. Oralı olduğu biliniyor. Tesadüftür ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı memleketli, aynı ilçe ve hatta aynı köylü oldukları belirtiliyor. Aynı zamanda sizin de haberlerinizde belirttiğiniz gibi Emrullah Gülüşkün'ün bir AKP parti üyesi olduğunu da belirtiliyor. Dolayısıyla bu duruma baktığımızda elbette ki Türkiye'nin bir vatandaşına sahip çıkması olumlu bir durumdur. Fakat diğer taraftan AKP'ye yakın basının bunu bu denli incelemesi, başlıklarına İsveç'te tedavi edilmeyen Türk manşetleriyle vermesi şov amaçlı bir hareketten başka bir şey olmadığını en azından benim için ortaya koyuyor. İsveç'te hangi hastalar hastaneye yatırılıyor? Hangi aşamadakiler yatırılmıyor? Yani testinin pozitif çıkması bir korona virüsünün gelin o zaman hemen hastaneye yatın sürecini mi başlatıyor İsveç'te? Sağlık sistemi nasıl? Kaç hastane Böyle bir var süreci orada? başlatmıyor. Zaten aslında mesele tam da burada başlıyor. İsveç hastaneleri ya da İsveç Sağlık Kurumu herhangi birini kimliğinden, cinsiyetinden, etkinliğinden dolayı hastaneye almamazlık ya da tedavi etmemezlik gibi bir süreç yaşatmıyor. Sadece İsveç diğer İskandinav ülkelerine göre farklı bir tutum sergiliyor. Bu tutumu sergilemesinin en büyük sebebi İsveç'te son 30 yıldır devam eden sağlıktaki özelleştirmeler aslında. Nedir o tutum? Normalde Nedir o bugün tutum? İsveç konusu tabii. İsveç'in tutumu nedir hastalığa ve salgına ilişkin? İsveç bugün İsveç konsolosluğunun yaptığı bir açıklama da var aslında. İsveç'in bu konuyla ilgili tutumu şu: çok acil COVID-19 teşhisi konulabilir ama çok acil bir hasta değilseniz sizi evinizde tedavi etmeyi öneriyor. Zaten Emrullah Gülüşkün'ün kızı Leyla videoda durumunu anlatırken bir doktorun eve geldiğini, kendilerine yardımcı olduğunu, ambulansla aradığını, böyle bir süreci yaşadığını bahsediyor.